Selamlar dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir ve kendinize gayet iyi bakıyorsunuzdur ve bu korona sürecinde hepiniz gayet sağlıklı bir şekilde hayatınıza devam ediyorsunuzdur. Ben de kendim elimden gelenin geldiğince kendimi korumaya ve işte hayatıma bir şekilde sağlıklı bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Belki duymuşsunuzdur televizyonlardan, gazetelerden okumuşsunuzdur. İngiltere'de yayıldı bayağı bu iş. Yani aslında büyük şehirlerde daha çok yoğunlaştı diyebilirim. Benim yaşadığım şehir daha güneyde olduğu için buraya çok fazla yayılmadı. Normal bir şekilde yayıldı neyse ki. Arkadaşlar inanın ya da inanmayın ama burada son 4-5 gündür aralıksız yani 7-24 diyebilirim yağmur yağıyor. İlk defa bugün güneş açtı ve ben de bu fırsattan istifade hazırlandım şu anda. Kendimi dışarıya atacağım. Hem biraz bir temiz hava alayım hem de biraz bir güneş ışığı görelim artık yani el insaf ya 5 gündür yağmur yağıyor yani. Hem biraz size etrafı göstereyim diye düşündüm hem de biraz sohbet ederiz diye düşündüm. Hem de işte biraz müzik falan eklerim. Ortaya karışık güzel bir vlog olacak yani umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar size gezdireceğim yerleri içeren bir klip hazırladım. Siz o klibi seyrederken ben de hemen şu anda evden çıkıyorum ve sahilde buluşuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi taş bahçesine geldim. Burası taş bahçesi olarak geçiyor. Değişik taşların olduğu bir formasyonlarının olduğu, taş formasyonlarının olduğu bir park oluşturmuşlar burada. Ve de yolumun üstünde olduğu için zaten içinden geçmem gerekiyor sahile inmek için. O şekilde orayı da size bir göstereyim dedim. Burada kaymalar oluyor galiba ekranda biraz. Neyse. Biraz idare edeceksiniz. Evet arkadaşlar bana sürekli İngiltere'de yaşamayı seviyor musunuz diye sorular soruyorsunuz. Yani her ülkede olduğu gibi buranın da tabii ki avantajları ve dezavantajları var. Hiçbir yer günlük güneşlik değil. Yani buranın sevdiğim sebeplerinden başlayayım önce. Yani birincisi insana çok fazla saygı var. İnsan hayatına çok fazla saygı var, değer var. O sevdiğim özelliklerinden bir tanesi diyebilirim. Çünkü hem çalıştığınız iş yerinde, hem yaşadığınız hayatta, hem de yani hem de yasalarla olsun çok fazla korunuyorsunuz ve bunu kesinlikle hissediyorsunuz. Ama onun dışında tabii ki sevmediğim yanlar da var. Birincisi hava diyebilirim. Dediğim gibi yani 4-3 gündür yağmur yağıyor ve burada çok böyle olağan dışı olan bir şey değil. Çok fazla sıkla gerçekleşen bir şey. Yani insan bazen güneşe hasret kalmıyor değil yazın bile. Buranın yazı da zaten çok fazla uzun sürmüyor ve yazın bile 2 gün güneş olsa mesela 3. gün tekrar yağmur yağabiliyor. Yani sürekli öyle Türkiye'de gibi 3 ay böyle güneş gördüğümüz bir yaz pek olmuyor burada ama işte dediğim gibi onda o dezavantajlarından bir tanesi. Evet ikinci sebebin de insanları biraz soğuk bulmam olması diyebilirim çünkü
Yani Almanlar kadar değiller tabii ama ben üniversite Almanya'da okuduğum için Almanların ne kadar soğuk olduğunu biliyorum, aman Allah. Almanlar kadar soğuk değiller, biraz daha cana yakınlar ama yani pek yok burada. Böyle akraba ilişkileri, ziyaretler falan yok. Pazar günleri genelde buluşuyorlar işte hep birlikte falan bir aile yemeği yemek için. İşte haftada bir kere olursa ya da oluyor yapıyorlar. Yılbaşı süresinde Noel'de buluşuyorlar hep birlikte. Bütün aile bir araya geliyorlar, bütün akrabalar. Onun dışında pek bir yani yılda o yılda bir kere dışında pek bir böyle bir gelenekleri yok. Ondan sonra da şikayet ediyorlar. Yalnızım diye. Çok ilginç yani. Ben şu anda yeni taşındığım evde yaklaşık 3 ay oldu taşınalı neredeyse. 3,5 ay, 4 ay oldu neredeyse. Aşağı komşumu sadece şu ana kadar bir kere gördüm. Ve o da karşılaştık yani merdivenlerden çıkarken. Yoksa onun dışında onu da göreceğim yoktu herhalde. Çünkü bir iki kere ben kapısını çaldım hani diye. Bir tanışalım bir nedir ne değildir. Çünkü alt katta yaşıyor yalnız bir çocuk. Ben de üst katta yaşıyorum. Yani insan hali bu, her türlü şey gelebilir insanın başına. Ne bileyim bir acil bir şey olur, acil bir ihtiyacın olur, evinde bir şeyin kalmamış olur, bir ihtiyacın olur. Hani insanın çalacak bir kapısı o, yani en yakında olduğu için çalacak bir kapısı olması o açıdan güzel bir şey. Ama ben çaldım, kapıyı açmadı. İçeriden televizyon sesi geliyordu ama kapıyı açmadı. Ya duymadı ya da yani açmak istemedi bilmiyorum, ya da benim olduğumu tahmin etti, açmak mı istemedi bilmiyorum. O şekilde oldu yani. Ama iyi bir şey değil sonuçta. Ben hani komşuluk ilişkileri inanan bir insanım, daha doğrusu insanlarla iletişim kurmaya inanan bir insanım. Bunlar da bana bakıyorlar. Öyle yani sonuçta hani insanlarla iletişim kurmak güzel bir şey sonuçta. Hele bu korona sürecinde iyice, çünkü ben normalde çok sosyal bir insanım. Yani sürekli hafta sonları arkadaşımla falan buluşup bir şeyler yaparım. Hafta içinde de bazen iş çıkışı çok geç çıkmam zaten işten. İş çıkışı buluşup bir şeyler bir şeyler içmeye, bir şeyler yemeye giderim. Sürekli insanlarla böyle iletişim içinde olan bir kişiyim. O yüzden yani bu korona sürecinde oluyor biraz insan. Hani yalnızlık hissediyor. Evet, gördüğünüz gibi millet korona bana dinlememiş, atmış kendini sokağa valla. Çünkü dolayı herhalde hava da berbat zaten. Burada bir de hafta sonu burada. Burası çok sesli. Almadığıma pişman oldum yani, mikrofonu yanıma almadığıma pişman oldum. Umarım bir daha ses iyi çıkarılır, yoksa uğraşmak zorunda kalacağım biraz oturup. O şekilde. Şu arkamda görmüş olduğunuz kale, benim kaldığım şehrin yani Portsmouth şehrinin kalesi. Zamanında bunları işte 2. Dünya Savaşı'nda savunma amaçlı yapmışlar. Ve bu gibi aslında buna benzer yani orta büyüklükte birçok kale var burada. Sahil kesiminde özellikle sahilden gelen savunmayı sağlamak için. Amca da bisikleti üstüme sürüyor, bir de dön dön bakıyor. Neyse işte. Hemen yanında da D-Day Müzesi var. D-Day Müzesi, D-Day ne demek bilmeyenler için aşağıda bir videonun altına bir açıklama bırakacağım. İlginizi çekerse bakabilirsiniz. Şimdi burada bir tane 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yine bir gemi var. Bunu son zamanlarda koydular. 2-3 ay önce falan koydular buraya. Orayı size göstermek istiyorum. Şu anda ziyarete kapalı ama dışarıdan görülebilir tekrar. Evet arkadaşlar, şimdi ben yürüyüşümün sonuna geliyorum. Hem vaktim bitiyor yani, bir saat kadar bir süre veriyorlar sizin evinizin etrafında yürüyüşe çıkmanıza ya da egzersiz yapmanıza. Dediğim gibi benim yani izin var ama onda tabii suyunu çıkarıp da hani nasıl izin var diye sürekli sokaklarda dolaşmak istemiyorum. Çünkü ne kadar dışarıda olursanız o kadar risk fazla oluyor. Valla bu güneşinden gelen vitaminler bana yaradı galiba. Çünkü biraz canlandım, kendime geldim şahsen. Hem modum arttı biraz. Motivasyonum daha doğrusu arttı. Hem de biraz bir hava almış oldum. İyi oldu yani. Sizlerle beraber geziyoruz. Şimdi bayağı aslında ben büyük bir şey yaptım yani. Daire çizdim yürüyüş alanımda. Ve şimdi sonuna doğru geliyorum. Birazdan aslında şimdi parktan çıkıp şehrin içine gireceğim. Orayı da size göstermek istiyorum. Oradan sonra bitireceğim. Eve doğru gideceğim artık.
Daha önce birkaç videolarımda bahsetmiştim. İngiltere gerçekten inanılmaz pahalı bir ülke. Yani zaten Türk parasını çevirmekten de hani kendi içinde de zaten pahalı bir ülke. Yani tabii kazançlar öne göre mi ona göre, ama mesela şuradaki arkamda evleri göstermek istiyorum size mesela. Sahil kısmına yakın olan evler. Şu işte gördüğünüz evler, ben araştırdım evden çıkmadan önce. 400 bin sterlinden başlıyor. Yani Türk parasıyla düşünecek olursanız 4 milyon gibi bir para yapıyor. Ortalama da çok da üstünde olduğunu söyleyemem açıkçası. Çünkü genelde ev fiyatları burada 200 bin ile 400 bin arası normal evlerden bahsediyorum. Yani tabii ki büyüklüğüne ve yerine göre değişiyor. Daha fazla artıyor ya da azalabiliyor. 400 bin üstünde, hele Londra kısmında, Londra civarında daha bile yüksek diyebilirim. Şimdi ben Barlar Sokağı'na geldim. Evet arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz cadde, yani sıra sıra bütün şu giren cadde, bütün yani dünyanın her yerinden, bütün ülkelerinden restoranlar var diyebilirim. Orası restoranlar caddesi. Şu gördüğünüz cadde, tam arkamızda gördüğünüz şuraya giren cadde, bütün kafeteryaların, yani çok uzun bir cadde değil burası ama yaklaşık 7 tane kafeterya var diyebilirim. Yani normalde buranın ne kadar kalabalık olduğunu tahmin edebilirsiniz herhalde. Yine atsan yere düşmüyor, özellikle hafta sonları ve akşam üzerlerinde. Ama tabii şu anda yani yine insanları gördüğünüze bakmayın. Bu hiçbir şey normalde, yani hiçbir şey diyebilirim. Evet, arkamda görmüş olduğunuz restoran Türk restoranı. Çok aslında normalde güzel bir yerdir yine. Kapalı, hatta 2 yıl öncesinde ben doğum günümü burada kutlamıştım. Üstüme çıksaydı. Neyse, 2 yıl önce doğum günümü... 2 yıl önce doğum günümü burada kutlamıştım ve çok güzel bir yerdir. Yemekler de çok güzel arkadaşlar gerçekten. Hatta bir önceki çektiğim videoyu da aslında burada çekecektim ben. Şey, personelini tanıyorum buranın. İyi insanlar yani. Evet, nihayet eve geldim artık. Sokağıma geldim yani. Ben bu sokağı çok seviyorum. Şöyle bir hikayesi var aslında buranın. Benim için yani. Ben ilk başta bu şehirde 7 sene önce taşındım ben buraya. Şehre. Ve bu şehre taşındığımda, yani her bu taraflara geldiğimde bu caddeden geçiyordum ve hep şey diyordum yani. Ne kadar güzel bir cadde burası, ne kadar güzel bir cadde burası diyordum. Ondan sonra şey, ben bir de hayatımda hep çatı katlarını çok sevmişimdir. Yani çocukluğumdan beri çatı katlarındaki evleri çok sevmişimdir. Ve şöyle bir şey oldu ki, ben ev almak için, ev satın almak için ev ararken yani reklamını gördüğümde, çatı katı evi reklamı gördüm. İlgimi çekti, hemen bastım ve bu sokakta olduğunu fark ettim. Hemen geldim buraya, yani hemen ayarladım. Randevu aldım emlak bürosundan ve ayarladım. Ve yani ikinci gördüğüm ev diyebilirim. Hiç düşünmeden çok severek aldım ve şu anda da çok severek yaşıyorum. Evet dostlar, böylece bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer beğendiyseniz ve yani ikincisini istiyorsanız bu serinin, bunu bir seri şeklinde döndüreceğim. Aşağıda yorumlarda bildirirseniz lütfen. Bir de soruları, eğer soru cevap videosu yapmak istiyorum ben bir tane. Eğer sorunuz varsa, ben şu ana kadar 15 taneye kadar bir soru kaydettim. Bunları soru cevap videosunda belirteceğim. Eğer sizin de sorularınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Videoda hesap isimlerinizi okuyarak sorularınızı cevaplandıracağım. Şimdilik hepinize selamlıyorum tekrar. Kendinize iyi bakın.